Bugün Yolova Bebek ile obje tespit yaparken karşılaşılan sorunlardan birisi olan ufak objelerin tespiti ile ilgili bir çözüm önerisi sunan Sahi Kütüphanesi'ni inceleyeceğiz. Sahi Kütüphanesi Yolova Bebek'e has değil, en baştan onu belirteyim. Birkaç farklı modeli destekliyor. Bugünkü video Yolova Bebek ile beraber Sahi'nin kullanılması. Bu sağdaki video Sahi'den alınan bir çıktı. Soldaki de Yolova Bebek'ten ham alınan bir çıktı. Aradaki farkları anlatacağım. Öncelikle sonuçları kıyaslayalım. Sonuçlara bakarsanız şuradaki insanı Yolova V5 kendi haliyle göremiyor ama Sahi ile beraber görebiliyoruz. Genel olarak araçların ve diğer objelerin confidence değeri bir miktar artıyor. Burada birkaç tanesi artmış. Şöyle ya hatalı tespitler de yapabiliyor. Şununla şunu araba sanmış. Yolova V5'in bir şey yapmadığı bir hata. Tabi rastgele seçtiğim örnek bir görsel ve üzerine çok fazla ufak obje yok. O yüzden bir tane tespit ekleyip 3 tane de hata eklemiş. Sahi nedir? Sahi'nin yaptığı burada da gördüğünüz gibi bir çerçeve belirliyor. Bu çerçeveyi frame üzerinde gezdirerek tespit yapıyor. Daha sonra frame'in tamamına bakıyor. Onun tespitlerini yapıyor. Ve sonra bu yaptığı tüm tespitleri birleştiriyor. Sahi'nin temel komutları bu şekilde. Predict var, bir de Predict 51 var. Bizim bugün bakacağımız şey sadece Predict olacak ve kodun içini inceleyip biraz daha anlamaya çalışacağız. Diğerleri Coco temelli olduğu için ve bende Coco'ya özel bir veri seti olmadığı için onlara bakamıyoruz. Burada Kaggle Notebook'unda, Introduction'ında ve diğer yerlerinde Sahi ile ilgili örnek videolar var. Mesela ufak objelerin olduğu frame'lerdeki başarısını burada görebilirsiniz. Buradaki insanı görüyor. Buradaki ufak arabaları görüyor. Şurada da bir iki hata yapmış gibime geliyor ama sonuç olarak başarıyı artırıyor. Story'ları veya bunları takip edebilirsiniz ama bu story'lar biraz daha kodlamayı, Yolova V5'i veya diğer modelleri bilen insanlara yönelik. Onu en baştan belirteyim. O yüzden biz şu anda Yolova V5'in kitabından takip ederek kullanacağız. İlk olarak indireceklerimiz pip install Yolova V5 indirmeliyiz. Bende var. Pip install Sahi indirmeliyiz. Bunun yanında Yolova V5'in ve Sahi'nin requirement'ları zaten indiriliyor. En son olarak da PyTorch indirdiğinize emin olun. PyTorch bunlarla beraber indiriliyor mu emin değilim çünkü. Ve koda geçelim. Burada benim önceden yazdığım bir kod var. Biraz ondan kopya çekerek ilerleyeceğiz. Ama genel olarak buradan bakacağız. İlk olarak burada Sahi'yi direkt komut satırından kullanmak için olan örnekler var. Bize direkt olarak Sahi'nin kendisi lazım Python üzerinde. Detektron, Hugging Face, MM Detection, Torch Vision, Yolova V5 bize bu lazım. Gereklilikleri indirmiş. Bunları geçiyoruz. Biz kendi modelimizi kullanacağız. O yüzden Yolova V5 modelini indirmiyoruz. Bunu yaptığı Yolova V5 modelini indirip klasöre atmak. Zaten bizim klasörde modelimiz var. Daha sonra kendi gerekli yardımcı fonksiyonlarını burada çağırıyor. Ben de yapmışım ancak şunları hiç kullanmamışız. Predict'i kullanmamışız. Get Prediction ve Get Slice Prediction'ı kullanmışız. Bir de Detection Model klasını. Burada modelin path'ini belirliyoruz. Daha sonra modelin verdiğimiz path'ini indirme fonksiyonuna verip modeli indiriyoruz. Destination path'te modeli indireceği yer models'ın altında ya da vbs6.pt klasörüne veya dosyasına bu modeli indiriyor. Bizimki burada var. Örnek görsel indirmiş. Bu kısmı geçiyorum. Detection model. Sahide anlamamız gereken ilk kısım bu. Çünkü birden fazla modeli destekliyor. Ve birden fazla modelin her birinin farklı output tipi var, input tipi var. O yüzden Sahi öncelikle bunları direkt Yolova V5 modeli gibi kullanmıyor. Kendi model klasının içinde Yolova V5 modelini kullanacak şekilde ayarlıyor ki bir şey olsun. Kendi aralarında bir düzeni olsun. Bunu hemen buraya atıyoruz. Burada load model, set model, perform inference ve bazı property fonksiyonları var. Ve bu da detection modelin bir alt klası. Detection modelde de buradaki özellikleri var. Hepsine tek tek bakmayacağız. Bizi şu anda ilgilendiren buradaki load kısmı. Örneğin burada yolun modelin path'ini vermiş. Modelin path'ini biz de verdik. Model path olarak girdim. Confidence threshold'unu 0.42 girdim. Çünkü benim ettiğim modelde 0.42 en başarılısı olarak gözüküyor. Device olarak CUDA girdim. Örneğin burada umit size'ı ben kendim eklemişim ama burada belirtilmiyor. Onu buraya bakarak yaptım. Perform Inference'da Self Model Image, Self Image Size diye bir özellik var.
image size'ın ne olduğuna bakarsak da bu bir önceki detection model daha onun üst klasında bir değişken ve image size olarak burada belirtiliyor. Bunun input'u da buradaki image size. Ben de buraya 512 girdim. Çünkü benim modelimin çözünürlüğü standart yola çözünürlüğü olan 640 değil. Daha farklı. Onu da böylece bu şekilde düzeltmem gerekti. Burada düzelttim ama slice inference yaparken çözünürlük girebiliyoruz. Ben get prediction için böyle bir şey yaptım. Bu kısmı kullanabilmek için. Devam ediyorum. Detection model agnostic true. Bu yine yola veya bir şey bilmenizi gerektiren bir şey. Çünkü detection modelin içindeki model aslında bizim şurada yüklemiş olduğumuz YOLO V5 modeli, YOLO V5 Load Model Path Self Device. Bu modelin de kendi özellikleri var. Bunun için de YOLO V5'e bakmamız gerekiyor. Hemen kısa bir şekilde göstereceğim. Models Common. Burada YOLO V5'in kitabında modeli yükleyen kısım veya modeli çalıştıran kısım burası. Modeli yükleyen kısım da burası oluyor. Burada confidence değeri 0.25. Biz bunu zaten sahi üzerinde yaptık. IO threshold'u 0.45 iyi değiştirmek istemiyorum. Agnostiği değiştirmek istiyorum. O yüzden detection modelin içinde modelin agnostik değerini true yapıyorum. Agnostik şu, class class filtrelemeye sokmuyor. Tüm tespitleri beraber filtreliyor. O yüzden çakışan farklı tespitler varsa üst üste bunların bir tanesini alıyor. Bu benim için önemli bir şey. Burada değiştirmek istediğim başka bir şey yok. Daha sonra sahiye geri geliyoruz. Modeli kurduk, agnostik yaptık. Bu arada şu 512'yi şu anlık 800 yapacağım. Çünkü benim modelim aslında 800, 512'yi öylesine yazmıştım. Result get prediction. Görselin pati, modelin kendisi. Sahinin sevdiğim bir diğer yanı da bu. Birden fazla modeli destekleyen bir yapısı olduğu için ve tek model üzerine olmadığı için modelden prediction yap metodunu çağırmıyoruz. Prediction yapma fonksiyonu var ve buna modeli veriyoruz. O yüzden birden fazla farklı modelle bunu yapabiliriz. Ben burada bir for döngüsüne soktum çünkü benim bir sürü görselim var. Bu görsellerin hepsinin adresini aldım burada. ImagePath'te, Globe'la. Daha sonra da for döngüsünde bu görselin path'ini veriyorum. Detection modeli de veriyorum burada oluşturduğum ve result'ı alıyorum. Şu anda şu kısımları kullanmayacağız. Bu result aldıktan sonra da burada bize gösterdiği gibi burada aynı zamanda path yerine direkt görüntünün kendisini de verebildiğimizi gösteriyor. Export Visuals komutuyla tespiti kaydediyoruz. Benim tespiti kaydettiğim klasör şurası. Klasörü siliyorum. Kodu çalıştırıyorum. Durduruyorum. Tespitler bu şekilde. Bu modelin hamalet sadece YOLO V5'i kullandık şu an sahi üzerinden. Birkaç tane daha bakalım. Tamam. Şimdi bahsettiği diğer kısım sliced inference sahinin asıl olayı. Bu kısmı da tekrardan inceleyeceğiz. İlk olarak get slice prediction fonksiyonu mu? Fonksiyonuna gelelim. Bu fonksiyonun inputları var. Slice height, width, overlap oranları. Bunlar filtreleme tipleri, filtreleme algoritmaları. Burada agnostiğin özelliği var çünkü bu YOLO V5'in tespitlerin daha sonra birden çok tespiti bir daha filtreledikleri için kendileri de agnostik olarak olsun mu olmasın mı diye bir şey eklemişler. Ben bunu true olarak burada da işaretledim. Verbose ne kadar fazla print yapılacağı ile ilgili bir şey. Burada açıklamaların hepsi de yazıyor bu arada. Şu an benim kullandıklarım önemli olanlar en azından şu an bizim için. Görüntünün kendisi veya adresi kullanacağımız model. Slice height. O oluşturulan çerçevelerin kaç çarpı kaç piksel olacağı. Yani atıyorum benim görüntüm 1080'e 1920 ise görüntünün 512'ye 512'lik kısımlarını alarak bir çerçeve oluşturuyor. Yani görüntü 4K ise bu oluşan çerçevenin boyutu görüntüye oranla daha küçük kalacak. Çünkü çözünürlüğü sabit alıyor. Görüntüye göre bir oran almıyor. Overlap ratio da 512'lik bu çerçevelerin yüzde kaçının kesişeceği. Mesela ben burada %25'ine girdim. Bu çerçevelerin %25'i kesişiyor. Aslında bu 512 ile bu 512'nin yaklaşık bir 128 pikseli ortak.
Normalde bunun default 0.2, ben 0.25 yaptım. Agnostiği turu yaptım. Tekrardan tespitleri kaydettim diyorum. Standart prediction'dan dilimlenmiş vermesinin yanına bir de görüntünün tamamını modele veriyor ve görüntünün tamamı üzerinde de bir tespit yapıyor. Onu da bir dilim olarak sayıyor. Bunlar da bizim sliced görüntülerimiz. Diğer tespitlere kıyasla buradaki insanları tamamını görüyor. Şurada hatası var. Şuradaki direği birisinde yanlış görmüş. Şuradaki direği pardon. Genel olarak farkları bu şekilde. Şunu da araba zannetmiş. Benim kullandığım görüntülerin tipik bir özelliği var. Hepsi drone görüntüsü ve görüntünün baktığı her yerin yüksekliği aynı. Yani bu arabanın mesafesiyle burada bir araba varsa bu arabanın drone mesafesi aynı. Yani ben bu arabanın boyutu bu kadarsa bu arabanın boyutunun bu kadar ufak olamayacağını biliyorum. O yüzden şu tip bir filtre gitmeyi planlıyorum sonunda. Görüntüdeki en büyük 4 veya 5 arabanın ortalama alanı görüntüdeki en küçük arabanın 10 katından daha büyük olmak zorundadır. Öyle bir şey yapıldığında örneğin en büyük 4 araba şu, şu, şu. Bir de şunun ortalama alanı muhtemelen bunun alanından çok çok daha büyüktür. O yüzden de bunu direkt silecek. Bu araba olamaz diyerek. O yüzden aşırı gereksiz küçük tespitlere pek takılmıyorum ben. Slice Prediction'ın içine bakalım. Burada var. Tespitlerini aldık. Gönderdiği şey Prediction Result. Prediction Result neymiş? İçinde obje tespitleri var. Görseller var. Image tipinde string ve numpy array OpenCV görseli. Görüntüler. Tekrardan görüntünün boyutu ile ilgili bilgiler. Burada görüntüyü kaydetme fonksiyonu, annotation çevirme. Benim burada merak ettiğim bu slice olarak dilimlenmiş şeyleri de almak istiyorum. Daha önce yapmıştım, şimdi tekrar yapacağım. İlk olarak getSlice Prediction'dan. Nasıl yapacağım açıkçası buradaki dokümantasyonlarda pek bulamadım. Burada bir iki örneği var aşağılarda. Bunda değil. Sahin'in kitabındaki başka bir örnekte. Ama onu da çok anlayamadım. O yüzden kendim kütüphanemin birine değişiklik yaptım. Get slice prediction alıyorum. Burada bir yerde slice yapıyor ve dilimliyor. Bunu nerede yapıyor? Onu bulalım. Slice image. Yani benim return etmem gereken slice image result var burada ek olarak. Şuraya slice image result'ı return ediyorum. Seni de buraya atıyorum. Daha sonra burada artık Sliced image result'um da var. Daha sonra sliced image result'un ne olduğuna bakmam lazım. Sliced image neyi return ediyor? Sliced image result diye bir class. Bu class'ın içinde ne var? Sliced image list var ve hepsinin içinde dilimlenmiş görseller var. Height, width işimiz yok. Image tırla işimiz yok. Bize bu lazım. Yani sliced image result nokta slice image list. Şimdi bunun ne olduğuna bakalım. Zaten sağ tarafta gördüğümüz gibi bu bir obje. Python'da bunun obje olduğunu bastıracak. Ben de bu objenin içine gireyim. Burada görüyorsunuz, içinde tüm dilimlenmiş objelerin olduğu bir liste. Tüm bu slice image listin içinde de mesela ben ilk elemanı alayım. İçinde image değişkeninde benim görselim tutuyor. NumPy array olarak OpenCV görseli. Bunu printlersek array'i göreceğiz. Benim aradığım görsel de bu. O zaman benim yapmam gereken şey şurayı açıp bir for döngüsünde slice image result'ın içindeki slice image listi for döngüsüne sokacağım. Ve bana bu sliced image'i verecek her döngüde. Benim sliced objem. Bunun içindeki de image değişkeni benim görüntüm oluyor. Bunu OpenCV ile gösteriyorum. Boyutunu printliyorum. Bir de başlangıç pikseli yani başlangıç koordinatını printliyorum. Ve biraz da bekleyelim. Ne yaptığını gösterebilmem için.
Şu an 60 tane slice olduğu yazıyor. Çünkü benim görüntüm 4K çözünürlüğünde. İlk görüntüm bu. 0'a 0'dan başlıyor. 512'ye 512. İkincisi bu. 384. Biraz kaydı. Diğer görüntüm. Bu arada bu VGA değil, RGB. Çünkü YOLO V5 RGB görüntü alıyor. OpenTV VGA'da çalışıyor. O yüzden bunların dönüşümlerini yapmazsanız renkler böyle komik gözükür. Modele verilen görüntüler bu şekilde. Görüntünün tamamı da buydu. Bu görüntüyü ufak ufak dilimleyip modele verdi. Ve çıktısı da bu şekilde. Şimdi benim asıl kullanma amacıma geleyim. Artık tek tespit yapmak istiyorum ve bunları hızlıca geçelim. Benim asıl kullanma amacım model 800'e 800 ama kullandığım görüntü dikdörtgen. O yüzden bunu kare olarak iki parçaya bölüp sağda solda vermek ve görüntünün kendisini vermek istiyorum. Görüntü 4K, 2160'a 3820 ama ben 1080 vereceğim. Zaten en başta amacım Full HD görüntüyü ikiye bölmek, yoksa 4K'da 1080 olarak vermek yeterince iyi. Çünkü çözünürlüğü yüksek. Çözünürlüğü artırdığımızda bunu araba sandı. Belki düşük kalması daha iyiydi. Videom buraya kadar değil mi? Senin ekleyeceğin bir şey var mı bu video hakkında? Ne videosu çekiyorsun sen bu arada? YOLO V5'li küçük obje tespit. Evet, ben zaten senin anlatım videolarını çok seviyorum. Çok faydalı buluyorum. Hani açıyorum kendim de deniyorum. Çok güzel oluyor. Teşekkür ederim filmi katkıların için.